Profesör Doktor Hasan Ünal, Amerikalı iki bakanın yanı sıra Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de mal varlığının durdurulması yönünde tedbir uygulanması gerektiğini söyledi. Ünal, Pence'in Ray Brunson krizinin tırmanmasında büyük rol oynadığına dikkat çekti. Uluslararası İlişkiler Profesörü Ünal'a göre daha fazla vakit kaybetmeden Amerika'ya karşı yaptırım listesi de hazırlanmalı. Yapacağımız bir şey yok. Karşımızda koskoca bir Amerika var. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla Türkiye burada doğru bir adım attı. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız varsa. Ankara'nın iki bakan üzerinden Washington'a yaptığı misilleme gündemdeki sıcaklığını koruyor. Diğer yandan Türkiye'nin daha başka hangi adımları atabileceği tartışılıyor. Türkiye'deki Amerikan vakıfları, onlarla işbirliği, Amerika ile işbirliği yapan vakıflar, tatile diye gelip yıllarca Diyarbakır'da, Güneydoğu'da alan gazeteci kılıklı bir sürü insanın hareketleri, bunların hepsi kontrol altına alınabilir. Pastor Andrew Brunson now or be prepared to face the consequences. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal, Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in krizdeki rolüne dikkat çekti. Amerikalı iki bakanın yanı sıra Pence'in de mal varlığının dondurulması gerektiğini vurguladı. 3 kişiyi listeye almalıydılar. 2 bakan artı Amerikan Başkan Yardımcısı Pence. Onu bu sorundan doğrudan sorumlu tuttuğumuzu da göstermeliydik. Ünal'a göre Türkiye Amerika'ya karşı yaptırım listesini de vakit kaybetmeden hazırlamalı. Listede ekonomi ve askeri başlıklar mutlaka yer almalı. Hatta bu liste belki basına da sızdırılmalı. Amerika tarafı atacağı bir adımı hesaplarken bu taraftan neler geleceğini görmeli. Ama geri adım atmadan yapmak lazım. Yani askeri ilişkilerde öyle şeyler yaparsınız ki size %25 zarar verir, karşı tarafa %75 zarar verir. Böyle şeyler seçilerek başlanır.